Ay, bana McDonald's'tan bir şeyler mi aldın? Süpersin. Hadi birlikte yiyelim. Akşamları canlandırmak için güzel bir salata gibisi yoktur. Sanırım plastik bıçağımın bir sorunu var. Neden tavuklarımı kesmiyor ki? Öf, aptal plastik. Yani bu plastik bıçaklar çok kötüler. Sanırım çatalı tavuğa batırıp bir barbar gibi yemem gerekiyor. Öf, amma mızmızlandın. Keskin bir bıçak mı istiyorsun? Dur ben sana bir tane vereyim. Ya da keskinmiş gibi davranırım. Amy, bu bıçak senin için yeteri kadar keskin mi? Hayır! Lana, neden elini kestin? Neyin var senin ya? Anlamayı kes Amy, şaka yapıyorum. Bak, bir şeyim yok. Ay Lana, Amy seni gerçekten çok seviyor, gördün mü? Görünüşe göre Amy ve Lana'nın evinde sıradan bir cumartesi akşamı oluyor. Lana, benimle birlikte spor yapmak ister misin? Amy, güzel dedin de Lana oyunun tam ortasında ve yalnızca bir canı kalmış. Öf ya, bu düşman nerede saklanıyor? Hey Lana, sence hangi renk daha güzel, kırmızı mı mavi mi? Öf, boş ver. Herkes benden yardım bekliyor. Kaybedersem köy havaya uçacak. Peki Lana, seni oyundan kaldırmayı bir kere daha deneyeceğim. Basketbol oynamaya ne dersin? Amy, ne kadar meşgul olduğumu görmüyor musun? Kolam da bitti. Gidip bir kola alayım bari. Demek yeni bir kola alacak vaktin var ama benimle takılacak vaktin yok, öyle mi? Oyunu biterse bu problem çözülmüş olur sanırım. Ve fare bendeyken en güçlü benim. Bu şaka için büyük bir kaseye toz jöle dökmem gerekiyor. Evet, bu yeterli. Sonra üstüne sıcak su dök ve iyice karıştır. Karışımın içindeki her şeyin tamamen çözülmesi gerekiyor. Bunu da hallettiğine göre az önce Lana'dan aşırdığın fareyi al. Şimdi buna güzel bir banyo yaptıracağız. İyice jöleyi batırdıktan sonra kaseyi birkaç saatliğine buzdolabına at. Görüşürüz farecik. Ortalık sakinleşince suç mahalline geri dön. Kaseyi ters çevirerek içindeki jöleyi tek seferde kolayca çıkarabiliyor olman lazım. Hadi şimdi fareni almaya çalış bakalım Lana. O da ne? Fareme ne olmuş böyle? Bu çok iğrenç. Ay, gerçekten berbat. Belki bir dahaki sefere Amy ile birkaç dakikada olsa oynarsın artık. Öf Amy, çok gıcıksın. Farenin için ağlamayı kesince dışarı gelip benimle oynamak ister misin? Bazen Instagram'da takılan birinin yanında ders çalışmak zor olur. İzin verir misin Lana? Burada odaklanmaya çalışıyorum. Hey, adamın Instagram'ı da çok komik. Sabrım taşıyor yalnız. Kardeşinin sana o korkunç yumurta şakasını yaptığını hatırlıyor musun? Belki de ona bu kötü şakayı ödetmenin zamanı gelmiştir. Evet, yaktım seni. Mutfak şaka malzemesi aramak için ideal yerdir. Ve ben ne yapacağımı tam olarak biliyorum. Bu şaka için sadece bir kağıdı tezgaha serip üstüne de şu şekilde bantlar yapıştır. Tezgahtan yavaşça kaldırırken kağıdın iki yanındaki bant yapışık kalsın. Pedalla açılan bir çöp kutusu bul ve kapağın altına şöyle yapıştır. Şimdi iyice tutturduğun kağıdın üzerine biraz un dök. Bu kadarı yeterli olur. Un saçılmasın diye kapağı çok yavaş şekilde kapat. Hiçbir şey görmedi değil mi? Aa, cipsim bitmiş, doldurayım. Güzel. Sen o arada hep ders çalışıyormuşsun gibi yap. Evet, doğruca çöp kutusuna gidiyor. Ve bom. Bu de ne ya? Un bombası mı yedim? Ben yapmadım. Hey Lana, egzersiz mi yapıyorsun? Evet, sen de bana katılsana. Ay yok, egzersiz yapacağıma cips yerim. Anladım, demek öyle. Neden benimle biraz ilgilenmesi gerektiğini ona göstereceğim. Şöyle bir havluyu kimse bakmazken biraz suya sok. Kalanı kolay. Çok susadım, şu sudan biraz içeyim.
Ah, iyi geldi. Sağ ol kardeşim. Ay, kim esneme hareketlerinin bu kadar terleteceğini düşünürdü ki? Havlu sırılsıklam olmuş resmen. Neyse ki havluyu sıkmak için şu kavanozu getirmişim. Olamaz. Demin yuttuğum Şeylanda'nın iğrenç terleri miydi yani? Görev tamamlandı. Eğer Kevin'in banyoya girip de aynaya bakmayacağını düşünüyorsan onu iyi tanımıyorsun demektir. Öf, sen hala burada mısın? Boşver. İyi görünüyorsun dostum. Ve tam Kevin'in görünüşünü dert etmeyi bıraktığını düşündüğün anda kendine bakacak yeni bir ayna bulur. Banyoya gittiğinden beri saçın kıpırdamadı bile. Beni bekleme. Sınıfa kendim giderim, sağ ol. Gözlerimi bir dakikacık dinlendirsem mi acaba? Kevin uykuya daldı ve bu hava atma merakına yenik düşmediği tek an. Kevin'a dış görünüşün her şey demek olmadığını onu biraz değiştirerek göstereceğim. Makyaj malzemeleri çok farklı işlerde kullanılabiliyor anlaşılan. Mesela sahte sivilceler yapmada. Birer damla da tutkal damlatırsan bayağı gerçekçi akneler yapabilirsin. Far paleti için teşekkürler. Hah? Ne oldu? Niye böyle tuhaf davrandığınızı anlamadım. Vay, saçlarım hala iyi görünüyor. Bu yüzümdekiler de ne? Sizi öldüreceğim millet. Eğer sen de Kevin gibi biriysen hiçbir şaka yapma fırsatını kesinlikle kaçırmazsın. Özellikle de kurban Bella gibi kolay kandırılabilir biri ise. Ben bunlardan birini daha şimdi kaldırmadım mı ya? Eğer bu şakanın harika olduğunu düşünüyorsan bu videoda karşına çıkacak müthiş numaralara bayılacaksın. Arada sırada bir kokteyl içmenin yanlış bir yanı yok. Saat zaten neredeyse 5 oldu değil mi? Ay Allah, bitirmişim. Bir içki daha almak için ne yapsam acaba? Zaten zor bir gündü. Hey, ne haber Haley? Bundan bir tane daha mı istiyorsun? Al, paylaşabiliriz. Olur, harika, teşekkürler. Evet, bu tam da istediğim şeydi. Sağ ol Vicky. Yalnız bir şey diyeceğim. İşte şey benim ağzımdan çıkıyordu. Tabii, bir dakika ne? Tanrım, kusacağım. Oh, of ya, bu fazla kolay oldu. Ve iki kızarmış patates. Şu Vicky de nerede? Şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. Aman ya. Her neyse. Pekala, birkaç dakika içinde burada olmazsa... Arkadaşına geç kalmamayı öğretmek istiyorsan bu küçük numara asla unutamayacağı bir şey olacak. İçecekteki pipeti al ve ketçap paketine sapla. Sonra ikisini birden içeceğin içine koy. Bu dünyadaki en kolay bir Nisan şakası değil mi? Şimdi tek yapmanız gereken şovun başlamasını beklemek. İşte Vicky geliyor. Doğal davran, doğal davran. Hey, çok üzgünüm, geciktim, trafik berbattı. Sipariş verdiğin için teşekkürler. Koşmaktan içim yanmış. Aa, işte geliyor. Ay, Haley, bunu bana neden yaptın? Oradaki yaşlı adam yaptı. Ne? Seni bir elime geçirirsem Haley. Hiç sınıfta otururken acayip derecede sıkıştığın oldu mu? Öğretmenim, lavaboya gidebilir miyim acaba? Emin'in portresini ne daha mükemmel yapardı biliyor musun? Tabii ki kocaman yeşil bir bıyık. Evet, bu şaka komik ama bence bir adım daha ileri götürebiliriz. Bir kalemlik al ve içindeki her şeyi boşalt. Sonra bir fırça al ve lastikle bir bardağa onu tuttur. Ve bu bardağı kalemliğin içine geri koy. En son olarak da kalemleri, fırçaları ve tükenmez kalemleri al ve bardağın etrafına yerleştir. Bunları iyice bardağın etrafına yerleştirmelisin ki içi su dolu bardak gözükmesin. Ve şimdi şakanı izleme zamanı. Of, buna inanamıyorum. Şahane resmim rezil oldu. Of. Ne yapalım? Bir sanatçı önüne bakmalıdır. Bir tükenmez kalem mi istiyordum? Yoksa az önce kullandığım fırça nerede? Aa, bence şunu arıyordun. Ve döküldü. Bir boya nehrin resmini ele geçirmiş gibi duruyor Emi.
Ona inanamıyorum. Ve bu pantolonum yeniydi. Mia, intikamımı alacağım, emin ol. Kabul et, bu cidden çok komikti.